girişimcilik toplantıları içeriğinde e-ticaretle ilgili böyle bir toplantı gerçekleştirdiğinize ve benim de buna katılımcı olmamdan memnuniyet duyuyorum. Kadın girişimcileri buluşmaları programa video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan programda e-ticaretle ilgili yaşanan gelişmeler ve değişen veriler paylaşıldı. Biz bakanlık olarak zaten dijitalleşmeyi önceliklerimiz arasında almıştık ve dış ticaret uygulamalarımızdan devlet desteklerine kadar ve ihracatçı eğitim programlarımızdan dijitalleşmenin her alanında bu pandemi döneminde daha önceden yaptığımız, tamamladığımız ve hazır olduğumuz projelerin iş dünyasının ne kadar faydasını olduğunu görmüş bulunduk. Toplantıya katılmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, e-ticaretin öneminin pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Dijitalleşmeye bakanlık olarak önem verdiklerini ifade eden Bakan Pekcan şu ifadeleri kullandı. E-ticaretin ne kadar önemli olduğu pandemi sürecinde hepimiz tarafından da bütün dünya tarafından da görüldü. Dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğu. Biz bakanlık olarak zaten dijitalleşmeyi önceliklerimiz arasında almıştık ve dış ticaret uygulamalarımızdan devlet desteklerine kadar ve ihracatçı eğitim programlarımızdan dijitalleşmenin her alanında bu pandemi döneminde daha önceden yaptığımız, tamamladığımız ve hazır olduğumuz projelerin iş dünyasının ne kadar faydasını olduğunu görmüş bulunduk. Bunu iş dünyasından da duymak bizi ayrıca memnun etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl içerisinde Türkiye'de ilk defa e-ticaret verilerinin paylaşıldığını kaydetti. 2019 yılı e-ticaret hacmi 136 milyar TL. 2020'nin ilk 6 ayında 91 milyar 700 milyon TL olduğunu görüyoruz. Ve pandemi ve karantina koşulları etkisiyle 2020'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminde %64 bir artış olduğunu görüyoruz. Gene 2019'un ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticaret içindeki payı %8.4 iken 2020'den ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticaret içindeki payı %14.2 olmuştur.